Sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Yine her zamanki gibi müthiş bir içerikle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz önümüz yaz ve artık insanlar kampta, bağda, bahçede, hobi bahçelerinde vakit geçirmek için can atıyorlar. Ve bu gibi yerlerde de elektrik genellikle sıkıntı oluyor. Elektrik enerjisi, yani şehir şebekesini bulamadığınız yerde aydınlatma sistemlerini besleyecek İlla ki akülü bir depolama sistemine ve enerji üretme sistemine ihtiyacınız oluyor. Bu kimi zaman güneş panelleriyle, güneş enerjisiyle çözümlenebiliyor. Kimi zaman rüzgar türbinleriyle bu sistemler yapılıyor. Ama nihayetinde hangi sistem olursa olsun bu sistemlerin hepsi de illa ki akülü bir depolama sistemine ihtiyaç duyuyor. Mesela rüzgar türbinlerini ele alalım. Her zaman rüzgar esmiyor ve her zaman aynı şiddette rüzgar bulmanız sıkıntı oluyor. Onun için illaki rüzgar türbininden elde ettiğiniz elektrik enerjisini depolayacak ve size stabil bir şekilde verebilecek bir akülü depolama sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz. Keza güneş enerjisi de öyle. Zaten aydınlatmaya ihtiyacınız olmadığı zamanlarda güneş enerjisi oluyor. Aydınlatmaya ihtiyacınız olduğunda da direkt güneş enerjisinden faydalanamıyorsunuz. Yani bu gibi sistemler de illaki akülü bir depolama sistemi ihtiyacı duyuyor ve bu sistemler aküsüyle birlikte çok çok maliyetli sistemler olmuş oluyor arkadaşlar. Neyse, lafı daha fazla uzatmayacağım ve bu videoda sizlere bu gibi bir akülü depolama sistemine ihtiyaç duymayacağınız ve neredeyse bedavaya hobi bahçesi, kamp yeri veya işte bağınız, bahçeniz gibi yerlerde aydınlatma sistemlerini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bunun için bize neler lazım? Bakın, zaten bir aydınlatma ürününe ihtiyacınız olacak. Yani bu bir ampul olabilir, bir şerit led olabilir, bir çubuk led olabilir ki biz burada bu iş için en uygun olan Samsung çubuk ledlerden kullanacağız arkadaşlar. Muhakkak içinizde bu gibi Samsung çubuk ledlerden kullanan arkadaşlarım vardır. Bu çubuk ledlerin ışığı mükemmel arkadaşlar ve ömrü de çok uzun, çok kaliteli ledler bunlar. Kesinlikle 25 metrekare bir odayı tek başına aydınlatmaya yetecek bir ışık gücüne sahip. Bu Samsung çubuk ledler 12 voltta çalışıyor ve size bunu göstermek istiyorum. 12 voltta nasıl çalıştığını ve nasıl bir aydınlatma gücü olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, şu anda 12 voltla besledim. Bakın, şöyle güç kaynağımı da görebilirseniz arkadaşlar, şöyle yaklaştırayım. Biraz da şöyle kaldırdığım zaman hemen size gözükecektir. Evet, 12,5 voltla besliyormuşum ki bu ledler zaten akım sınırlamalı olduğu için 12, 12,5, 13 gibi voltajlarda hiçbir sıkıntı vermeden, tabii orijinalini bulursanız, ki bunların piyasada bir dünya çakma olan ledleri var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ledim yanıyor ama masa lambamın aydınlatmasından dolayı gücünü hissedemiyor olabilirsiniz. Ben şimdi masa lambamı söndüreceğim. Gördüğünüz gibi ledlerin ışığı bu şekilde ve şimdi size tek başına nasıl aydınlattığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi müthiş bir aydınlatma gücüne sahip arkadaşlar. Şu an odada başka hiçbir aydınlatma ürünü yok. Tamamen bu Samsung çubuk ledin aydınlatmasıyla aydınlanıyor odanın içi. Evet, şimdi masa lambamı tekrar takayım. Karanlıkta kalmadan bu ledimi tekrar çekeceğim arkadaşlar. İşte bu ledi size nasıl herhangi bir akülü depolama sistemi kullanmadan, videonun başında da dediğim gibi neredeyse bedavaya bu probleminizi çözecek bir sistem yapacağız. Bunun için sadece bir tek lityum iyon pil kullanacağız. Bakın, burada 3,7 voltluk 18650 kılıfında lityum iyon bir pilimiz var ve ben bu pili daha önceki videolarımda gösterdim. Bir laptopun içerisinden çıkardım, sağlam olduğunu test ettiğim bir lityum iyon pil. Gördüğünüz gibi eğer 1 amper çekersem 2500 miliamper saat gücünde bana enerji verebiliyormuş bu pil. 2 amper çekersem 2450 miliamper, 4 amperde de 2409 miliamperlik güç sağlayabiliyormuş bu pil bize. Kullanılmış olduğu için dış kılıfı birazcık deforme olmuş. Bundan dolayı kusura bakmayın. Şimdi biraz önceki ledimin ne kadar akım çektiğini ölçeceğim ve bu lityum iyon pille, bir tek lityum iyon pille bu ledi ne kadar süre çalıştırabiliriz onu göreceğiz. Bakın, şuradan hemen güç kaynağımın akım kısmında 0,64 amper diyor. Yani 640 miliamper gibi, 630'a düştü hatta.
630 miliamper gibi bir akım çekiyor benim çubuk LED'im. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 3 saatin üzerinde bu pille bu LED'im yanabilecek demek oluyor arkadaşlar. Yani 650 miliamper akım çektiğinde bu pil 3 saatin üzerinde sürekli bize aydınlatma verebileceği anlamına geliyor. Bu süreyi isterseniz nasıl uzatabileceğinizi de göstereceğim. Fakat o sürpriz videonun sonunda gelecek arkadaşlar. Nasıl daha da uzun süreler bu çubuk ledinizi yakabileceğinizin formülünü videonun sonunda vereceğim. Sabırla beklerseniz. Evet, şimdi vakit kaybetmeden hemen başka neler lazım bize onları görelim. Bakın burada TP4056'lı bir lityum iyon pil şarj modülü var. Gördüğünüz gibi. Bu modülle biz pilimizi istediğimiz herhangi bir yerde şarj edeceğiz ve aynı pille 3.7 volt olan pil voltajını 12 volta çıkarıp 12 volta yükseltip bizim çubuk ledimizi yakacağız ve bunu da bu elimde görmüş olduğunuz MT3608 isimli modülle yapacağız ve bu işlemleri nasıl yapacağınızı ben size tek tek göstereceğim. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden hemen sistemin yapılışına geçelim. Şu çubuk ledimizi şuraya alalım arkadaşlar. Lityum iyon pilimizi pil yatağına takıyorum. Evet, bir adet pil yatağı lazım olacak bunun için bize. Lityum iyon pilimi pil yatağına taktım. Ve hemen pil yatağımın çıkışında lityum iyon pilimin voltajını bir ölçeceğim. Evet, şöyle yapalım ki siz de voltajı gözlemleyebilin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3.8 voltta imiş bizim pilimizin voltajı. Tam dolu olduğu söylenemez. Tam dolu olduğu voltajlar 4 volt civarında olan voltajlar. 4.2 volta ne kadar yakınsa pilimiz o kadar dolu demektir. 3.8 volt şu an bizim pil voltajımız. Öncelikle bu pili sağlıklı olarak şarj edebilmenin yolunu gösterelim sizlere. Modülümüzü buraya bir silikonlayalım ve bağlantılarını yapalım. Daha sonra da kalan kısmına geçeriz. Bataryamızın, yani pil yatağımızın kablolarını B artı yazan kısma kırmızıyı, yani artıyı, B eksi yazan kısma da siyah kablomuzu, yani pil yatağımızın eksi kablosunu bağlayacağız arkadaşlar. Bu sayede bizim pilimiz artık herhangi bir Type-C şarj cihazından evinizde, iş yerinizde, aracınızda şarj edebileceğiniz bir hale gelmiş olacak. Pilimizi yatağına takıyoruz ve burada görmüş olduğunuz Type-C bağlantısından pilimizi şarj edebiliyoruz. Bakın bu durumu hemen size şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 voltluk Type-C bir kabloyu hemen modülüme taktığımda görmüş olduğunuz gibi kırmızı LED'im yandı arkadaşlar. Bu LED'imin şu an dolmak üzere olduğunu, doluyor olduğunu gösteriyor. Dolduğunda bu LED'im sönecek ve hemen yanındaki diğer LED'im yanacak. Bu şekilde pilim artık bu modül sayesinde sıkıntısız bir şekilde, sağlıklı bir şekilde şarj olacak. Şimdilik çekiyorum bağlantımı ve bu modülümün çıkış yazan kısımlarına bir dişi USB portu bağlayacağım arkadaşlar ki bu USB bağlantısıyla benim LED'imi besleyeceğim. Hemen isterseniz onun da bir bağlantısını yapalım. Evet, dişi USB portumu da bağladıktan sonra hemen modülümün artı ve eksisini nereye bağlayacağımı tespit edeceğim. Fakat şu silikonumun biraz soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi evet, bu şekilde USB kablomun bağlantısını yaptıktan sonra ölçü aletimi bip kademesi dediğimiz kısma alıyorum arkadaşlar ve kırmızı kablomun, yani artı ucumun USB portumun hangi ucuna geldiğine bakın. Bakın bu artıymış arkadaşlar. Yani artı çıkışımız
USB portumuzun bu noktasına gelecek. Eksi çıkışımız da USB portumuzun bu noktasına gelecek. Hemen şimdi onların da bağlantısını yapalım güzelce. Bazı arkadaşların aklına şu gelebilir. Neden pilin direkt bağlantılarından almıyoruz da buradaki çıkış yazan bağlantılardan bu USB portumuzu bağlıyoruz diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki çıkış bağlantılarından alırsanız modülünüz pilinizi korumak üzere pil voltajı 2.75 voltun altına düştüğünde pilinizin çıkışla olan bağlantısını kesecek ve pil voltajının pilin tehlikeli sınırı olan 2.75 voltun altına düşmesine izin vermeyecek arkadaşlar ki biliyorsunuz lityum iyon piller bu voltajların altına düşerse ömürleri kısalır ve artık kullanılmaları yani kullanımı tehlikeli hale gelmeye başlar. Bu modül korumalı bir modül olduğu için pil voltajınızın 2.75 voltun altına düşmesine izin vermeyecek arkadaşlar. Bizim bu modülümüz artık hazır. Şimdi hemen bu pilinizle ve bu modülünüzle 12 voltla çalışan ledinizi nasıl yakacağınızı göstereceğim. Bakın 3.7 volt çıkış voltajını şu şekilde bir ölçelim. Eksi ve artı uçlarımı ölçtüğümde gördüğünüz gibi çıkışta 3.8 volt pil voltajımı görebiliyorum. Bu 3.8 voltla pili ledimi yakabilecek miyim arkadaşlar? Bakıyorum ve kesinlikle ledimde hiçbir ışık yok arkadaşlar. Yani benim ledim 3.7 voltta çalışmıyor. Çünkü 12 volt gerilimle çalışmak üzere dizayn edilmiş bir led. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz MT3608 dediğimiz modülü bu LED'e bağlayacağım. Fakat bağlamadan önce bu modüle VIN yazan kısımdan voltajımı bir vereceğim arkadaşlar. VIN eksi yazan kısma siyah kablomu lehimliyorum. VIN artı yazan kısma da USB kablomdan gelen artı kablomu lehimliyorum. Ve bu lehim işleminden sonra çıkış voltajımı ölçüyorum hemen. Bu voltajı yükseltip size istediğiniz voltajda verebilen bir modül arkadaşlar. Fakat giriş voltajınız bu modülden çekeceğiniz akımdan muhakkak fakat girişten vereceğiniz voltajın akımı çıkıştan almak istediğiniz voltajın akımından kesinlikle daha yüksek olmalı ki bu modül o akımı karşılayabilsin ve sağlıklı bir şekilde size istediğiniz voltajı versin arkadaşlar. Evet, 12 volta ayarladım modülümün çıkışını gayet güzel bir şekilde potansiyometremle. Şimdi bağlantısını keseceğim arkadaşlar, USB bağlantımı ve burada görmüş olduğunuz ledimin bağlantılarını çıkışa bağlayacağım. Kırmızı kablomu V artıya yani ledimin artısını V out artıya ledimin eksisini de V out eksi kısmına bağlıyorum. Ve artık sistemim hazır arkadaşlar. Hemen ledimin USB kablosunu hazırladığım pil modülümün USB portuna takıyorum ve gördüğünüz gibi 12 voltluk çubuk ledim harika bir şekilde yanıyor ve mükemmel şekilde aydınlatma işlemini yerine getiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir tek lityum iyon pille ki bu lityum iyon pili de dediğim gibi kullanılmış bir laptopun bataryasından söktük ve bedavaya getirdik. Sadece burada görmüş olduğunuz pil yatağı ve 2 tane modülün masrafıyla hobi bahçemizin, kamp yerimizin, bağımızın, bahçemizin aydınlatma sistemini yapmış olduk. Ve bu pille videonun başında dediğim gibi yaklaşık 3 saatten fazla bir süre size bu aydınlatma işlevini yerine getirecek. Ve videonun başında söylemiş olduğum gibi sürpriz olarak bunu eğer bu sistemi daha uzun süreler kullanmak istiyorsanız sevgili dostlar hemen buradaki modülü çıkarıyoruz. P
pilimizin yerine kendi elimizde hazır olan, ki bakın benim elimde 20.000 miliamperlik bir powerbank var arkadaşlar. Bu powerbank'e taktığımda LED'im yine aynı şekilde 12 voltla çalışmaya sürdürüyor. Bu görmüş olduğunuz modülün özelliği, siz çıkış voltajını ayarladığınızda girişinden çıkış voltajına, yani ayarladığınız çıkış voltajının altında hangi voltajı verirseniz verin, o voltajda çıkışta sabit 12 volt verebilmesi arkadaşlar. Bakın tekrar ölçüyorum. Gördüğünüz gibi ölçü aletinde 11.97 volt gibi bir voltaj görüyoruz. Yani 5 voltluk powerbank'in çıkışını da aynen 3.7 voltluk pilimizin çıkışını 12 volta yükselttiği gibi yükseltebiliyor. Ve bu powerbank ile 20.000 miliamper olduğu için çok çok uzun süreler bu çubuk ledinizi yakabileceksiniz. Bu da size videonun başında vermiş olduğum sürpriz olsun. Ve bu şekilde bir modülü hazırlama zahmetine de girmek istemiyorsanız, elinizdeki hazır powerbank'inizle bağınızın, bahçenizin, kamp alanınızın veya hobi bahçenizin aydınlatma sistemini dört dörtlük bir şekilde yapabilir ve mükemmel şekilde bu sistemden yararlanabilirsiniz. Ki bu durumda masrafınız sadece burada gördüğünüz 3608 modüle kadar düşmüş oluyor. Şunu unutmayın arkadaşlar, bu modülün çekebileceği akım 2 ampere kadar. Bu çubuk ledimiz 650 miliamper çektiği için korkusuzca bu modüle bağlayabildik. Bunun gibi 2 tane daha çubuk ledi, yani 3 tane 650 miliamperlik çubuk ledi bu modülle çalıştırabilirsiniz. Ama daha fazla sayıda çubuk ledi bu modüle bağlamayın. Hatta 3 taneyi de bağlamayın. Bu modülü riske edebilirsiniz. 2 amper diyor ama 2 amper vermeyebilir. Yaklaşık yarım metreden 2 tane 1 metrelik bir çubuk led hazırlarsanız bu modülle 4 dörtlük çalıştırabileceğiniz kanaatindeyim. Mükemmel bir şekilde aydınlatma sistemini kurmuş olursunuz bağınıza, bahçenize. Evet sevgili Kaya İlece kanalı takipçileri, bu sayede bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videonun başında hep söylemeyi unutuyorum ama size zahmet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna, beğeni butonuna tıklayınız. Ve yorumlarda bu video ile ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşınız ki videomuzun etkileşimi artsın ve daha fazla sayıda kişiye, daha fazla sayıda aboneye ulaşma imkanımız olsun. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up.